Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. Evet, ben direkt sorulara geçiyorum. Geçen haftadan kalan sorulardan ilkinden başlıyoruz. Ben E2 vizesi aldığımda vizem varken sadece iş yaptığım yerde mi kalabiliyorum? Seyahat edip Amerika dışına çıkabiliyor muyum diye bir takipçimiz bize soruyor. Siz E2 vizenizi aldığınız zaman tabii ki şirketiniz ya da işletmeniz hangi eyalette ise dolayısıyla o şirketinizin yönetimini yapıyorsunuz E2 vizeniz altında. Ve bu tabii sizin ülke dışına çıkmanıza ya da Amerika içinde seyahat etmenize engel bir durum değil. Sonuçta siz Amerika'daki işletmeniz bir eyalette olabilir, ana merkezi, siz başka bir eyalette de yaşıyor olabilirsiniz. Ama teknik olarak burada önemli olan nokta tabii aldığınız E2 vizenizle siz yatırım yaptığınız firmanızı yönetiyor oluyorsunuz. Bu tabii gündelik işlerini takip edeceğiniz yani ya da her gün iş yerinizde olacağınız anlamı da gelmiyor. Önemli olan yapılan yatırım ve şirketinizin yönetimini yapıyor olmanız. Eğer E2 vizenizi Amerikan konsolosluğundan almış durumdaysanız o zaman da tabii ki ülke dışına seyahat edebilirsiniz, gidip gelebilirsiniz. Bunda herhangi bir engelle karşı karşıya kalmayacaksınız. Yani E2 vizenizi aldığınızda ve Amerikan konsolosluğundan da damgasını aldığınızda siz ülke dışına seyahat edebilirsiniz, ülke dışında kalabilirsiniz. Önemli olan şirketinizi yönetiyor olmanız, aynı eyalette de kalma zorunluluğu gibi bir durumla karşı karşıya da kalmayacaksınız. Ama teknik olarak ya da lojistik olarak tabii ki aynı eyalet ya da yakın bir eyalette genelde yaşıyor olacağınızı tahmin ederek düşünüyorum bunu. Ama tabii ki sonuçta yatırım yaptığınız işi yönetmeniz yeterli olacak diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen haftadan kalan diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesini New York'tan başvurup alırsam 2 yıl içinde Amerika'dan çıkmamam gerekiyormuş. Doğru mudur? Türkiye'den başvurduğumda 5 yıl veriliyormuş ve konsolosluk vizeyi pasaporta basıyormuş. Giriş çıkış için daha garanti diyorlar. Doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi E2 vizelerine başvuru yaparken yatırımcıların 2 tane opsiyonu var. Eğer Amerika içindeyseler, yasal bir durumda bulunuyorsalar statü değişikliği yapabilirler. Buradan göçmenlik dairesi üzerinden. Eğer böyle bir durum yoksa ya da ülkelerindeyseler ya da ülkelerine hemen seyahat edecekseler o zaman ülkelerinde bulunan Amerikan konsolosluğu üzerinden gidilip oradan E2 vizesini alıyor olacaklar. Dolayısıyla bu iki opsiyonu yatırımcıların var her zaman. Eğer yatırımcı Amerika içinde buna başvuruyorsa o zaman statü değişikliğini alıyor 2 yıllık. Bu tabii 2 yıl çıkmayacağı anlamına gelmiyor. Buradaki olan mesele şu. Eğer statü değişikliğine başvurulduysa ve onay alındıysa burada kalırken ne zaman ülke dışına çıkmaya planladıysa o zaman da Amerikan konsolosluğuna başvuru yapılması gerekecek ki oradan üstüne gidip Amerikan konsolosluğundan yatırımcı vizesini pasportunu alabilsin ki tekrar ülkeye geri gelebilsin. Yoksa bu sizin Amerika'da ben başvurdum, 2 yıl oturumu aldım, burada kalmak zorundayım, şimdi çıkamam değil. Bütün mesele çıktığınızda E2 vizenizi tekrar alıp Amerika'ya gelebilmeniz. Dolayısıyla çıkmanıza bir engel yok. Gelebilmeniz için ise Amerikan konsolosluğundan vize almanız gerekecektir. Dolayısıyla giriş çıkış için daha garanti demek şu tarafı oluyor. Konsolosluktan aldığınız vize ancak sizin girişi yapmanıza imkan veriyor. Amerika içinde aldığınız statü değişikliği buna imkan vermiyor. Dolayısıyla eğer yatırımınız yerinde ise ve ülkenizdeki Amerikan konsolosluğundan da gitmeye herhangi bir engel yoksa bunu yapacak durumdaysanız o zaman Amerikan konsolosluğundan gidip vizenizi almanız çok daha iyi olacak. Tabii bu sizin yatırımınızı yapıp yatırımınızı başlatıp dosyalarınız hazırlanıp Amerikan konsolosluğuna sunulduktan sonra gideceğiniz bir görüşme olacak. Yoksa tabii ki bu noktada bir sorun yoksa Amerikan konsolosluğu üzerinden gitmek en azından vize noktasında sizi daha rahat kılabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E1 vizesi nedir ve E1 vizesini nasıl alabiliriz? E2 vizesinden farkı nedir acaba diye bize bir takipçimizden gelen soru var. E1 vizesiyle E2 vizesinin arasındaki farkları hani basitçe anlatmak istersek E2 vizesinde kişi yatırım yapıyor. Dolayısıyla yatırımcının alabildiği bir vize türü oluyor. Oysa E1'lerde ise yatırımcıdan ziyade ticarette uğraşan iş adamlarının ya da ticaretçilerin alabileceği bir vize türü oluyor. Dolayısıyla E1 vizesindeki olay kişi ülkesinden diyelim Amerika'ya ürün getirip satıyor, mal getirip satıyor ya da tam tersi Amerika'dan ülkesine mal götürüp getirebiliyor. Dolayısıyla bu iki ülke arasında yani Amerika ile kendi ülkesi arasındaki ticareti yapan kişiler E1 vizesine hak kazanıyorlar. E1 vizesini nasıl alabiliriz noktasına baktığınızda ise buradaki önemli olan nokta siz şirketinizi kurdunuz,
Şirketinizin belli bir ana merkezi ya da ofis tutulduğu, şirketinize ürünlerinizi gönderdiğiniz ülkenizden ve şirketiniz burada eleman da alıp kataloglarını da hazırlayıp satışa başladı. O zaman siz ülkenizden buraya gönderdiğiniz konteynerlarla beraber yaptığınız bu ticaretin sayısı arttığı sürece E1 vizesine uygunluk kazanmış hale geliyorsunuz. Dolayısıyla E1 vizesindeki olan bütün olay budur. Ticareti yapmak, ticareti aktif bir şekilde yapmak sizi E1 vizesi alma noktasında rahat bir şekilde onay almanızı sağlayacak durumlardandır. Dolayısıyla hani bu noktada baktığımızda eğer siz yatırım yapacaksanız E2 vizesiyle ilerliyorsunuz. Yok yatırım değil ticareti yapacaksınız. O zaman E1 vizesiyle ilerlemiş olacaksınız diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Green Card başvurusu yapıp daha sonra turist vizesi alıp Amerika'ya gelip orada kalsam sonrasında Green Card kazanırsam kendi ülkeme geri dönmem şart mı? Yoksa Amerika'dayken Green Card işlemlerini sürdürebilir miyim diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi çekiliş üzerinden yeşil kart ya da Green Card kazanan talihliler ister ülkelerindeki Amerikan konsolosluğu üzerinden ister ise Amerika'da bulunuyorsalar Amerika'daki göçmenlik dairesi aracılığıyla Green Card'a gitme opsiyonuna sahipler. Burada önemli olan nokta tabii siz Amerika'da turist vizesi bulunacağınız süre kısıtlı bir süre olacak. Eğer sizin turist vizesi dışında burada kalmanızı sağlayacak bir statüye sahipseniz ya da sahip olacaksanız o zaman Amerika'da bu noktada sizi o kalıcı diğer bir statünüzden yeşil kart statüne geçirmek mümkün olacaktır. Yoksa turist vizesiyle bulunurken bunu yapmanız zor olacaktır. Çünkü yasallığınızı koruma noktasında zamanınız yeterli olmayacaktır. Bu açıdan eğer böyle bir noktadaysanız önemli olan yasallığınızı burada korumanız. Yasallığınızı koruduktan sonra da çok rahat bir şekilde Green Card aşamasına geçme çalışmalarınızı Amerika'da bulunurken yapabileceksiniz deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Amerika turist vizem iptal edildi. Affedilmem için Amerikan konsolosluğuna ne gibi bir başvuru yapmam lazım diye bu takipçimiz soruyor. Sizin Amerikan vizenizin iptal edilmiş olması herhangi bir af başvurusu yapmanızı gerektirmiyor. Ama sizin Amerikan konsolosluğundaki vizenizin, daha size verilen vizenin reddedilmesinin ötesinde bir de Amerika'ya giriş yasağı koyulduysa size, örnek veriyorum 5 yıllık, evet o zaman af dosyası açmanız gerekiyor. Dolayısıyla eğer sizin sadece vizeniz iptal edilmiş ise yapacağınız şey koşullarınız değiştikten sonra tekrar Amerikan konsolosluğunda vize başvurusu yapıp vizeyi almaya çalışmak olacak. Ama yok yasağa tabiyseniz o zaman da sizin bu yeni başvurunuzu yaparken öncelikle neden size vize vermesi gerektiği noktasında Amerikan konsolosluğunu tekrar ikna etmeniz gerekecektir. Ve ikinci olarak da koşullarınızın değiştiği, bunun size çok büyük zarar getireceği, herhangi bir tehlike oluşturmadığınız gibi diyelim çeşitli kriterler var. Bunlar yerine getirilerek Amerikan konsolosluğuna yapacağınız tekrar bir başvuruda af dosyanızın da sunulmuş olması gerekecek ki onlar sizin vize iptalinizin yanında oluşturulan yasağın kaldırılmasını uygun görsünler. Dolayısıyla bu noktada yapmanız gereken başvuru eğer yasağa tabiyseniz Amerikan konsolosluğuna vize başvurusunu yapabilirsiniz. Aynı anda af dosyasını hazırlamanız gerekecek. Af dosyasını hazırladıktan sonra da Amerikan konsolosluğuna vize başvurunuzu yapıp af dosyanızı da sunup onların sizin af dosyanızı kabul etmesini beklemeniz gerekecek deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Turist vizesiyle şu an New Jersey'deyim. Teyzem 86 yaşında. Yaşlı bakımı yaparak Amerika'da kalmam mümkün müdür diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi maalesef siz tabii burada turist vizenizde bulunacağınız için turist vizenizin altında sizin burada yaşlı birine bakım yapmak için kalmadan dolayı kalma isteğiniz çok uzun bir şekilde verilecek bir durum değil. Yani belki geçici uzatmada sizin teyzenizin burada olmuş olması, rahatsız olmasını gerekçe gösterebilirsiniz ama ek uzatmalarda bu mümkün olmayacak. Çünkü onun bakımını yapıyor, burada kalıyor demek, çalışıyor olmanız demektir. Dolayısıyla bu noktada Amerikan hükümeti ya da göçmenlik dairesi sizin izinsiz çalışmanıza izin vermeyecektir. Bu açıdan yaşadığınız durumda da aslında bir teyzenizin olmuş olması bu bakacağınız kişi. Maalesef bu noktada siz gerekli çalışmayı yapamayacaksınız. Onun yerine burada onun bakımını sağlayacak kişileri ayarlayabilirsiniz. Siz ancak
var olan turist vizenizle gelip gidip kontrolünü yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi ayrıyeten bir kalabilme ya da hak elde edebilme durumu maalesef mümkün olmayacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yöndeydi. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Amerika'da C1D vizem var. Temmuz ayında Amerika'dan geldim ve mevcut vizemle Amerika'ya girişim var. Biliyorum. Doğru mudur? Ayrıca bu vizeyle Kanada'ya geçmem mümkün müdür diye bir takipçimiz soruyor. Sizin elinizdeki C1D vizesi gemicilere verilen, gemide çalışacak kişilere verilen vize türüdür. Dolayısıyla siz Amerika'ya gelirken, Amerika'ya giriş yaptığınızda bu var olan vizenizde kullanabilmeniz için bir, yani mürettebata, yani gemiye katılıyor oluyor olmanız lazım, gemi için geliyor olmanız lazım. Yani dolayısıyla iş için geliyor olmanız lazım. İş için geleceğiniz durumlarda evet var olan C1D vizeniz pasaportunuzda geçerli olduğu sürece hiçbir sorun yaşamadan siz gayet rahat bir şekilde gelip giriş çıkışınızı yapabilirsiniz. Fakat bu size seyahat imkanı veren bir durum değil. Eğer siz bunun dışında gelmek istiyorsanız, yani gemici olarak değil de Amerika gezme amacıyla gelmek istiyorsanız, o zaman size tavsiyem Amerikan konsolosluğuna turist vizesi başvurusu yapıp onlardan turist vizesi almaya çalışmanız olacaktır. Çünkü bu sizin Amerika'ya giriş çıkış yapmanıza imkan sağlayacaktır. C1 ve D unutmayın ki sizin çalışmak amacıyla gemici olarak gelebildiğiniz vize türü olduğu için bunu kullanmamış oluyor olacaksınız. Bunu yaptığınız sürece bir sıkıntı yaşamadan Amerika'ya turist vizenizi alırsanız o vizenizle gelmeniz çok daha doğru ve yerinde olacaktır. Bu var olan vizeyle Kanada'ya gitmeniz mümkün müdür noktası mümkün olmayacaktır. Çünkü siz Kanada'ya ayrı bir vize almanız gerekecektir. Eğer Kanada'ya ayrı bir vizeniz varsa o zaman evet Amerika'ya geldiğinizde Amerika üzerinden de Kanada'ya geçiş yapmanızı bir engel olmayacaktır. Ama bunun için de Kanada konsolosluğundan Kanada'ya seyahat edebilme iznini, vizesini almanızda fayda var deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Benim turist vizem var ve şu an Türkiye'ye döneli 35 gün oldu. Tekrar Amerika'ya dönüş yapmam için ortalama ne kadar beklemem gerekir diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerikan vizeniz olduğu sürece ve Amerika'ya seyahat edip herhangi bir ihlal yapmadığınız sürece istediğiniz zaman giriş çıkış yapmanızda bir engel olmayacaktır. Ama siz Amerika'ya geldiniz ve kalışınızın uzun ya da kısa olmasına göre bir dahaki gelişinizde sorgulanmanız mümkün olacaktır. Yani diyelim siz 35 gün oldu Amerika'dan çıkalı ama siz Amerika'da bir ay kaldınız ve çıktınız. O zaman tekrar gelmek istediğinizde gelmenizde bir engel görmüyorum. Bu gayet rahat ve bir seyahat imkanı sağlayan bir durum olacağı için sadece girerken sorabilirler. En son ne zaman geldin? Çok yakın bir tarihte buradaydınız. Ne kadar kaldınız diye soracaklar. Ama bu 35 gün değil de farz edelim çok daha uzun bir süre olmuşsa o zaman bu sorgulanabilir. Örnek veriyorum bir ay değil de 6'ya yakın kaldınız. Bu sefer problem yaşama imkanınız olabilir. Genelde tavsiyemiz şu oluyor. Eğer Amerika'da biraz uzun kaldıysanız o zaman gelişinizi de uzatmanızda fayda var. Dolayısıyla burada kalış sürenize göre diyelim burada 2-3 ay kaldıysanız yani en az 2-3 ay sonra tekrar gelmenizde fayda olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Yoksa şunu da ekleyeyim. İstediğiniz zaman giriş çıkış yapabilirsiniz. Sadece ne kadar yakın bir sürede geri dönüyorsanız o zaman bu noktada soru sorulmayla karşı karşıya kalabileceğinizi unutmayın diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yöndeymiş. Amerika'ya C1 vizesiyle geldim. Vize statümü turist vizesine çevirmek istediğimde hesabımda ne kadar para göstermeliyim diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi siz zaten C1 vizesiyle geldiğiniz için burada çalışabilme durumunuz mümkün. Dolayısıyla bu çalıştığınız sürelerde belli bir birikiminiz varsa ve çalıştığınızı gösteren evrakları da C1 altında çalıştığınızı gösteren, maaş aldığınızı gösteren evraklarla beraber de başvuru yapmanızda bir engel olmayacaktır turist vizesi için. Yoksa bu rakam 3.000 dolar da olabilir, 5.000 dolar da olabilir, 10.000 dolar da olabilir. Ama en az 4-5.000 dolar ya da 3.000 dolar varsa bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyoruz. Çünkü sizin seyahat planınıza göre ve harcama planınıza göre önünüzdeki seyahatinizi yerinize getirmeniz mümkün olacaktır. Dolayısıyla sizin tabii bir artınız zaten burada bir süredir çalıştığınız için belli bir birikiminizin oluştuğunu gösterdiğiniz sürece bir sorun yaşamadan finansal durumu göstermiş olacaksınız. Diğer takipçimizden gelen soru ise şu yöndeymiş bize. Amerika'ya C1 vizesiyle geldim. B1 veya F1 vizesine statü değişim sürecinde ehliyet alabiliyor muyum?
Ben sadece I-20 belgesiyle ehliyet alabildiğini duydum. Acaba bu doğru mudur diye bu takipçimiz soruyor. Tabii ki ehliyete başvurduğunuzda ehliyeti sevilecek yetkili kurum bulunduğunuz eyaletteki ve bölgedeki ehliyet kurumu, buna DMV diyorlar, Department of Motor Vehicle, sorumludur. Dolayısıyla bu departman da her eyaletten eyalete değişik kurallar uygulamaktadır. Eğer sizin bulunduğunuz eyalet bu noktada yasal statünün olmasını bekliyorsa kişiden, bu noktada ehliyete başvuracak kişiden, o zaman sizin tabii ki elinizde yasal durumunuzun olması gerekiyor. Yani sizin durumunuzda C1'ınız var ve bitmiş durumda ama içeri verdiğiniz dosyada turist ya da işte öğrenci statü başvurunuz var ve onlar beklemede. Onlar beklemede olduğu sürece siz onay alma durumunda gecikeceksiniz. Dolayısıyla onayınızı alana kadar da ehliyetinizi almanız mümkün olmayacaktır. Ta ki ne zaman göçmenlik dairesi yaptığınız başvuru onaylarsa, eğer bu öğrenci ise ve size onay yazısı gönderirse, o zaman onay yazısıyla beraber, I-20'nizle beraber ehliyetinizi uzatmanız ya da almanız mümkün olacaktır. Ama dediğim gibi bu eyaletten eyalete değişebiliyor. Bu noktada siz bulunduğunuz bölgedeki departmana, yani motor vehicle bölümüne gidip bu durumu değerlendirmenizde fayda olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden gelen soru da bize şuymuş daha önce. Ben ilk başta öğrenci vizesi aldım ama okulun başlamadan daha önce gitmek için ise turist vizesi aldım. Turist vizesiyle giriş çıkış yaptım ve daha sonra öğrenci vizesiyle giriş çıkış yaptım. Sorum şu, daha önce aldığım geçerlik süresi dolmamış olan turist vizemi hala kullanabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi siz Amerikan Konsolosluğu'ndan hem turist vizesini hem öğrenci vizesini alabilirsiniz. Amerikan Konsolosluğu eğer bunlardan bir tanesini iptal etmemişse, örnek veriyorum, turist vizesini aldınız ve öğrenci vizesini aldınız ama öğrenci vizesini turist vizesini iptal etmedi size öğrenci vizesini verirken. O zaman siz Amerika'ya gelişinizdeki niyetinize göre vizelerinizi kullanacaksınız. Diyelim siz eğitim amacıyla geldiniz ve eğitiminizi bitirdiniz, döndünüz. Dolayısıyla eğitiminiz bitti. Ama bir daha gelmek istiyorsunuz ama bu sefer gezmek amacıyla gelmek istiyorsunuz. Bu sefer yapacağınız seyahati var olan, geçerli olan, daha önce almış olduğunuz turist vizesiyle yapmanızda hiçbir engel olmayacaktır. Dolayısıyla sizin durumunuzda turist vizeniz hala geçerlidir ve onunla seyahat yapmanızda hiçbir engel olmayacaktır. Diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan ulaşan sorulardan bir tanesi. Amerika'da statü değişikliği yaptığımızda red verdiğimiz zaman tekrar başvurmamızda bir engel var mı? Şu sıralar zorlaştı mı diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer statü değişikliğine başvurdunuz ve bu başvuruyu yaptığınızda da red aldınız. Eğer başvurunuz red alırsa bu noktada siz başka bir yasal statü değişikliği başvurusu yapamıyorsunuz. Çünkü red'i aldığınızdan itibaren eğer yasal durumunuz durmuşsa o zaman başka bir statü değişikliğine geçemiyorsunuz. Ama ne yapabiliyorsunuz? Ya ve en kısa sürede ülke dışına çıkabiliyorsunuz. Ya da gelen retin üzerine 30-33 gün içinde itiraz ederek bu itirazın cevabını bekleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla o itiraz üzerinden gidip sonucu bekleyebiliyorsunuz. Bu sonuçta olumlu olursa kalabiliyorsunuz. Olumsuzsa çıkışınızı o zaman yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla eğer statü değişiniz ret alırsa maalesef başka bir yasal statüye geçmeniz zor olabilir. Önemli olan bu tip bir red durumu oluşmadan çalışmayın, dikkatli yapılması diye bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru şuymuş. Kardeşimle birlikte iki ortak 500 bin dolar yatırımla E2 vizesi alabilir miyiz? İki ortak birlikte E2 vizesi alabilir mi? Her iki ortağa da E2 vizesi çıkar mı diye bu takipçimiz soruyor. Yapılan yatırımlarda eğer kişiler %50-%50 yatırım yapıyorsa ve kontrolde aynı ölçüde ise ve diyelim değişik bölümlere de departmanları kontrol ediyorsalar firmanın, o zaman her biri de yatırımcı vizesine geçmesi mümkün olacaktır ve her birinin yatırımcı vizesine geçip şirketi yönetme hakkına sahip olacaklardır. Dolayısıyla her ikisi de yatırımcı vizesini alabilir. Bunda bir engel yok. Her ikisi buna başvuru yapabilir. Tabii ki bu noktada Amerikan Konsolosluğu'nun nasıl bakacağını görmek lazım. Ama teknik olarak almalarında herhangi bir engel yok. Ama yatırım eğer dediğiniz gibi 500 bin ise bu en az 250 bin demek kişi başı. Bu güzel bir yatırım miktarı. Dolayısıyla bu noktada Amerikan Konsolosluğu da daha olumlu yaklaşacaktır. Ve bu iki ortağın da ayrı ayrı şekilde vize almasına bir engel olmayacaktır deyip
bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şuydu. Lise mezunu değilim, açık lise okuyorum. Engelli raporu olan biri Amerika'da memur olabilir mi diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'da memur olabilmek için tabii belki çoğu pozisyonlarda alacak şey kişinin Amerikan vatandaşı olması. Eğer kişi Amerikan vatandaşı ise o zaman engelli olan vatandaşlar için belli kontenjanlar açılıyor. Bu memurluklarda da öyle, diğer belli bölümlerde de öyle. Bir ölçüde engelli olan vatandaşlar da çalışma hakkına sahip olabiliyor. Tabii burada önemli olan nokta Amerika'da olacağı için kişi Amerikan vatandaşı olmak zorunda olacak ki bu tip memur pozisyonlarına gidebilsin ve engelli durumu varsa engelli durumunun olmuş olması başvuracağı pozisyona göre değişebilir ama bu hiç memur olamayacağı anlamına gelmiyor. Belli kontenjan bu noktada devamlı ayrılıyor. Önemli olan Amerika vatandaşlığı almış olması ve pozisyonlara başvuru yapıyor olması deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, diğer bir takipçimizden geçen haftadan kalan soru da şu. Nişanlım Alman vatandaşı, benim Türkiye'de banka borcum var. Aile birleşiminde bana vize verirler mi diye bu takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Sizin Türkiye'de bulunan kişisel borçlarınız, bunlar medeni borçlar, medeni uyuşmazlıklardan ya da alacaklardan doğan borçlar. Kesinlikle sizin başka bir ülkedeki başvuracağınız vizeniz de önünüze gelmeyecek. Çünkü ikisi farklı şeyler. Ama sizin cezai anlamda bir durumunuz varsa, bu cezai anlamda bir süreçle karşı karşıyasınız, o zaman vize almanızda sorun çıkabilir. Yoksa öbür türlü herhangi bir sorun durumu çıkmış ya da çıkması mümkün olmayacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden gelen soru da şu. İki çocuğumuz var ve Amerika'da eğitim alsınlar istiyoruz. Onların eğitimi için Amerika'da yaşayabilir miyiz? Bize oturma ve çalışma izni verirler mi diye bu takipçimiz soruyor. Aslında hani çocuklarınızın Amerika'da eğitimi için ya da oturumu için bir adım atmak istediğinizde öncelikle sizin ebeveyn olarak anne ya da baba ya da ikinizin Amerika'da nasıl kalabileceği, Amerika'da nasıl oturum alabileceği, nasıl çalışma izni alabileceği daha önemli hale geliyor. Yani siz çocuklarınız ufak olduğu için çocuklardan dolayı bir adım atamayacaksınız ya da çocuklardan dolayı Amerika'da kalabilme hakkına sahip olamayacaksınız. Ki bu çocuklar Amerikan vatandaşı bile olsa bu mümkün olmayacak. Ta ki çocuklar 21 yaşına girene kadar. Dolayısıyla eğer çocuklarınızın burada okuma planını gerçekleştirmek istiyorsanız o zaman öncelikle siz bu noktada adım atmanız gerekecek. Yani sizin için çözüm üretilmesi gerekecek. Bu ne olabilir örnek veriyorum. Genelde bu tip durumda aileler yatırım yapıyorlar. Bu yatırım örnek veriyorum green card yatırımı da olabilir. En az 500 bin dolarla yapılan. O zaman hem siz anne ve baba olarak yatırımdan dolayı hanginiz yapıyorsa yeşil karta gidebiliyor. Eşi de yeşil kart alabilecek ve 21 yaşın altında çocukların hepsi de yeşil kartı alıyor olabilecekler. Eğer bu noktada bir yatırım yapabilecek durumdaysanız bu çok ideal bir adım olabilir sizin için. Ya da bunun dışında bu kadar miktar bir yatırımınız yok ama daha düşük ölçekte bir yatırımınız var ve iş kurmak istiyorsanız o zaman yatırımcı vizeleriyle ilerlemeniz mümkün olacak. Ve yatırımcı vizeleri üzerinden bu sefer burada kalabilme, eşiniz de sizden dolayı kalabilme, çalışabilme ve çocuklarınız da sizden dolayı burada kalabilecekler. Yani bence öncelikle bu noktayı çözüm üreteceksiniz. Bu noktayı çözüm ürettiğiniz sürece çocuklarınız da çok rahat bir şekilde sizinle burada kalabilecek. En azından siz de çalışabileceksiniz ya da işinizi yürütebileceksiniz deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugünkü ilk canlı yayında gelen takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card çekilişi için form doldurma esnasında alıcı ismi olarak başka bir ismi yazsak, adres olarak kendi adresimizi yazmasak olur mu? Örneğin ben Mutarlı yazmayı düşünüyorum diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Eğer siz kendi adınıza ya da başkası adına çekilişe başvuru yapıyorsanız burada önemli olan nokta adresten ziyade başvuru yapan kişinin kimlik bilgileri. Yani adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri gibi diyelim örnek veriyorum. Bilgilerin doğru olması. Eğer bu bilgiler doğru ise ve o kişi çekilişten hak kazanırsa bundan faydalanabilir. Yoksa bu bilgilerde doğru olmayan bir bilgi varsa adres dışında diyelim. O zaman sorunlar çıkabilir. Önemli olan online form başvurularında kişinin kimlik bilgilerinin doğru olması, adresler değişebilir. Çok çok önemli olmayabilir deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Takipçimizden gelen soru ise şu yönde bugün canlı yayında. Green Card çekilişi için başvuru yapılırken, yani başvuru yaptığımızdaki içerikte sunulanların daha sonra bir çıktısını almamız gerekiyor mu? Yoksa confirmation numarası yeterli mi diye bu takipçimiz soruyor.
Şimdi çok yaklaşıyoruz, yakın bir sürede Ekim ayının başında çekiliş başvuruları yapılabilecek. Çekiliş başvuruları yapılırken kişiler başvurularını yaptıklarında en önemli şey confirmation number'larını, yani konfirmasyon numaralarını ellerinde tutuyor olmaları. Çünkü bu numarayı kaybederseler hiç herhangi bir şekilde buna bir daha öğrenme imkanları olmayacak. Dolayısıyla konfirmasyon numaralarını ellerinde tuttukları sürece kişiler içeriğini elinde tutmak zorunda değiller. Bu şekilde adım atabilirler. Yoksa tabii size bağlı, isterseniz girdiğiniz bilgilerin bir çıktısı alabilirsiniz. Yoksa konfirmasyon numaranız yeterli olacaktır. Evet, bir takipçimizden canlı yayında gelen soru ise şu yönde. New York'ta oturma iznini hangi şartlarda alabilirim diyor takipçimiz. Amerika'nın neresinde olursa olsun oturma izinleriyle ilgili adımlar federal yasa olduğu için New York'a ya da New Jersey ya da Kaliforniya'ya bağlı olmayacak. Bu sizin federal anlamdaki göçmenlik yasasına uygun bunu yapıp yapmayacağınıza bağlı olacak. Dolayısıyla oturma izni alma noktasında siz bir iş mi kuruyorsunuz ya da bir iş yeri mi size sponsor oluyor ya da ailevi bir birey mi size sponsor oluyor gibi gerekçelere göre oturma izni alma durumunuz değişecektir. Dolayısıyla bu noktada siz oturum izni ya da green card ya da yeşil kartı alabilmeniz için size yatırım yapıyor olacaksınız ve size başvuru yapılıyor olacak işveren üzerinden ya da ailevi başvurular üzerinden size başvuru yapılıyor olacak. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. EB2 ve EB3 vizeleri nedir? Nasıl alınır? Açıklama yapabilir misiniz diye bu takipçimiz soruyor. Kişiler yeşil karta giderken iş yeri sponsorlukları üzerinden yeşil kartı alabiliyorlar. Buradaki yeşil kart alma noktasında kişilerin eğitim durumuna göre, tecrübelerine göre çok değişik kategoriler oluşturulabiliyor. EB1 gibi, EB2 gibi, EB3 gibi, EB4 gibi değişik kategorilerden kişiler yeşil karta gidebilecekler. Burada en önemli nokta size bir iş yerinin başvuru yapıyor olması. Dolayısıyla siz bir iş yerinin başvurusuyla karşı karşıyasınız. O zaman sizin bu vize türüne geçerken ki eğitim durumunuza göre, farz edelim üniversite mezunusunuz ya da 5 yıllık işte tecrübeniz var. Bu tip durumlara göre siz EB3 altından bu pozisyona hak kazanıp yeşil kartı alabileceksiniz. Dolayısıyla buradaki noktalara baktığımızda ikisinde de iş yeri geçerli olacaktır sizin için. EB2'lerde çok daha üst düzey pozisyonlar için ya da üst düzey eğitimde olan kişilerin girebileceği bir yeşil kart kategorisi olacaktır. EB3'ler ise normal işte eğitimli profesyonellerin, bu üniversite mezunu da olabilir. Hatta üniversite mezunu olmayı 5 yıl tecrübesi olan en az kişiler de olabilir. Bunların girebileceği işler olacaktır deyip takipçimizin sorusunu genel olarak cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. E2 vizesiyle Amerika'da bulunurken ikinci bir firma kurup ticaret yapabilir miyim diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi burada E2 vizesini siz aldığınızda o şirket üzerinde faaliyet yapma ve iş yapma, ticareti yapma izni de almış oluyorsunuz. Dolayısıyla siz bir yerden E2 vizesine sahipken başka bir firma açıp oradan da ikinci ticaret yapmayı istiyorsanız çok dikkatli olmanız gerekecektir. Çünkü eğer siz izin olmadan bu işlemi yapıyorsanız o zaman bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama siz sadece o ticareti yapma değil ama şirketi kurup yatırım yapma noktasında kalacaksınız. O zaman herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmazsınız. Ama ticareti yapmaya ya da o şirketi yönetme durumuna geçecekseniz o zaman ise izin almanız gerekecektir. Çünkü bu sizin ek bir çalışma ve ek bir yatırım ya da firma yapma durumuna soktuğu için bunun için de göçmenlik dairesinden izin alınması gerekecektir. Yoksa teknik olarak böyle bir iş kurma durumunda problem yoktur. İkinci bir iş kurulabilir, üçüncü iş de kurulabilir. Engel bir durum yok. Önemli olan faaliyeti ana şirketinizde tutmanız, yatırım yaptığınız şirketinizi sadece yönetiyor olmanız. Ama diğer şirketin yönetimine geçecekseniz ya da orayı da yönetecekseniz onun öncesinde göçmenlik dairesine onay alıyor olmanız önemli olacaktır. Evet, bugün diğer bir takipçimizden gelen soru da şu yönde. Türkmenistan vatandaşının Türkiye'de oturma izni varsa Amerika Türk vizesi alabilir mi ve hangi evraklar istiyorlar diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi eğer kişinin Türkiye'de oturma izni varsa, vatandaşlığı önemli değil, yani illa Türk vatandaşı olması gerekmiyor. O zaman Amerikan konsolosluğuna turist vizesi başvurusu Türkiye'de yapabilecektir. Bunun için önemli olan tabii Türkmenistan'da veya Türkiye'deki bağlarını gösterecektir, gelir durumunu gösterecektir
ve Amerika'daki seyahat planlarını da gösterebilir. Bu şekilde başvuru yapıp bu evrakları gösterip tur vizesi almaya çalışacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. F1 öğrenci vizesiyle Amerika'dayken hangi suçları işlersek sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalırız diye bu takipçimiz soruyor. Kişiler burada bir göçmen olmayan vizeyle bulunduklarında Amerika'daki kurallara uymak zorundalar. Dolayısıyla herhangi cezai anlamda yapacakları ihlaller onların var olan, ki bu durumda öğrenci vizesi olan kişinin bu statüsünü kaybetmesine ya da ülke dışına gönderilmesine yol açabilir. Ama şöyle söyleyebilirim. En önemli tabii ki suçlar, ağır suçlar olacaktır. Hafif suçlara kıyasla. Ve özellikle sevmedikleri suçlarda örnekler verirse, ki genelde gördüğümüz suç türleri oluyor. İçkili araba kullanmak kesinlikle tahammül edilmeyen bir durum. Ve burada kişilerin vize durumlarını etkileyen durumlardan olacaktır. Kesinlikle uyuşturucu maddelerle olan alakanız ya da onunla ilgili olan işlenen suçlar sizin buradan sınır dışı edilmenize yol açacaktır. Ve diğer bir durum tabii ahlaki şeylere giren hırsızlıklar. Yani dolayısıyla bu noktadaki hırsızlık olayıyla ilgili yapılan çalışmalarda kişileri riske sokabilir. Tabii hafif suçlar var. Mesela hırsızlıkta petit larcen dedikleri çok basit işlenen suçlar var. Miktarı çok düşük olan. Bunlar kişinin sınır dışı edilmesine hemen yol açmaz. Ama biraz derecesi yüksekse, biraz daha farklı bir scale'de yapılmışsa o zaman sıkıntı oluşabilir. Dolayısıyla şöyle söyleyeyim. Tabii ki kişinin ülke dışına gönderilmesine yol açacak çok farklı suçlar oluşabilir. Ama özellikle bunlara örnek verdim. Çünkü çok denk geldiğimiz durumlar. Ve tabii ki kesinlikle ağır cezai suçlar işlenirse hafif suçlara kıyasla kişiler problem yaşayabilirler deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Çünkü öğrenciler olarak çok dikkatli olmanız lazım ve bu dikkatliğinizi yaparken de, yani burada bulunurken başınızı bütün gereksiz şeylerle belaya sokup eğitiminizin yarım kalmasını kimse istemez. Diğer bir takipçimizden gelen soru ise şu yönde. Bir arkadaşım Türkiye'de ev satıp parasını Amerika'da banka hesabına yatırdı. Bu parayı kullanmazsa bunun için vergi alınır mı? Parayı Amerika'ya miras olarak getirdi diye açıklamış bu takipçimiz. Arkadaşınızın ülke dışından getirdiği para burada Amerika'da kazanılmış bir para değil. Dolayısıyla bunun üzerinden vergi ödemesini Amerika'da gerektiren hiçbir durum yok. Ama Amerika'daki bankada tuttuğu bu paranın belli çok cüzi bir faiz durumu oluşabilir. O faiz gelirinin sadece vergisini ödemesi gerekecektir. Yoksa getirdiği bu paranın vergisini ödemesi gerekmiyor. Kendi parası ve ülke dışından getirmiş durumda nasıl kazandığını, miras yoluyla elde ettiğini, evin satıldığını da gösterebiliyor. Dolayısıyla bu noktada herhangi bir vergiyle karşı karşıya kalmayacaktır deyip takipçimizin sözünü cevaplamış olalım. Yalnız şunu unutmayın, bankalar bu noktada bu paranın nasıl elde edildiğini, nereden geldiğini çok net bilmek isteyeceklerdir. Bu noktada rahat bir şekilde kanıtlanabiliyorsa herhangi bir problemle karşı karşıya kalınmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. E1 vizesini Türkiye'den başvuru yaptığımızda E2 gibi 5 yıllık mı veriyorlar? Ayrıca ticaret sürekliliğinin kontrolü sadece vize yenilemede mi yapılıyor? Yoksa yıllık mı yapılıyor? Ve yılda 100 bin dolar ciro yapmak, ticaret yapmak yeterli olur mu diye takipçimiz soruyor. E1 vizesini Türkiye'den başvuru yaptığımızda evet, aynen E2 vizesi gibi 5 yıllık bir vize verme durumuyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Tabii konsolosluk isterse daha kısa verebilir ama genelde uyguladıkları standart 5 yıllık olacaktır ve 5 yıllık vereceklerdir. Ve diğer bir sorunuza da geçiyorum bu noktada. Ticaretin kontrolü noktasında şöyle bir durum var. Normalde siz ya vizenizi yenilerken, bu da 5 yıl sonra başvurduğunuzda geriye yönelik yaptığınız ticareti kanıtlayacaksınız. O zaman bunu görme durumları mümkün olacaktır. İkinci bunu bilme durumları ise, eğer şirketinize ziyaret yapılırsa, gerçekten bu şirket aktif mi, var mı, yok mu, ne tür çalışmalar yapıyor diye baktıklarında o zaman da şirketin aktif olup olmadığını incelemiş olacaklar. Şunu söyleyebiliriz, geçen yıldan beri bu noktadaki ziyaretlerin sayısı çok ciddi şekilde artmış durumda. Özellikle yeni yönetimin altında bu tip yatırımcı vizesi, ticaret yapanların sahip olduğu vizelerdeki durumların gerçekten bu yatırımcı ya da iş adamı burada mı, yani iş yapıyor mu ya da şirket aktif mi değil mi noktasındaki yapılan site visit dedikleri iş yeri ziyaretlerinin
çok ciddi şekilde arttığını ve dolayısıyla eğer bu ziyaretlerden birine de denk gelirseniz o zaman bu yaptığınız ticareti kanıtlamanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ve diğer sorusuna da geçince takipçimizin yılda 100 bin dolar ciro yapmak, ticaret yapmak yeterli olur mu diyor. Buradaki önemli olan nokta sizin aktif bir şekilde ticareti yapıyor olmanız rakamdan ziyade. Sonuçta 100 bin dolar eğer siz sık sık buraya mal getirmekle yapabildiğiniz bir rakam oluşuyorsa bunda problem yok, yeterli olur. Yoksa teknik olarak çok düşük bir rakam. Belki ilk yıl ya da ikinci yıl belki hoş görülebilecek bir rakam. Ama tabii ondan sonra bunun artıyor olması gerekecek. Çünkü unutmayın 100 bin dolarlık bir mal getiriyor olmanız hani 100 bin dolar kazanıyorsunuz anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu noktada kar marjınız da düşük olabilir. O açıdan da ticaretin yükseltmeniz ve sayının gittikçe yukarı çıkar bir grafikte gidiyor olması sizin vizeyi almanızda çok daha uygun olacaktır. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise turist vizesiyle Amerika'ya girdikten sonra legal olmanın yolları nelerdir? Bu süreçte yaşayacağımız zorluklar nelerdir diye takipçimiz soruyor. Tabii ki siz buraya turist olarak geldiniz ve gezme planlarınız bittikten sonra hala burada kalmayı düşünüyorsunuz. Bu noktalarda sizin önünüzdeki en büyük zorluklar bir, buradaki yaşam mücadelesi olacaktır. Tabii iki, ne tür bir statü değişikliğine geçeceğiniz, ne tür bir iş yapacağınız durum olacaktır. Üç, tabii ki bu statü değişikliklerinin cevaplarını ne zaman alacaksınız ve prosedürlerde bazı uzamalar var. Bunlar size ne tür sıkıntılar yaratacağı da karşılaşacağınız zorluklar arasında olacaktır. Legal olmanın yollarını sorduğunuz soruya da dönersek, buradaki önemli olan nokta sizin ne amaçla kalıyor olacağınız turist vizenizden sonra. Yani geldiniz burada 3 ay gezdiniz ve ondan sonra ne yapmak istiyorsunuz? Eğitimse bu öğrenci vizesi olacak. Yatırımsa bu yatırımcı vizesi olacak. Yok şey ben ülkemdeki şirketin bir parçasını burada kuruyorum dersen o zaman L1 vizesi olacak. Ya da işte ben yatırım yapacağım oradan yeşil karta gideceğim diyorsanız o zaman yeşil kart olacak yatırım üzerinden. Ya da bir iş yeri ise sponsor olmak isteyecekse çalışma vizesi için ya da yeşil kart için bunların yollarına bakılacak. Dolayısıyla bunun tabii ki sizin önünüze gelecek opsiyonlar ya da yapmak istediklerinize göre değişecek olacağını ise iletebilirim. Tabii bunun da yarattığı belli başlı zorluklar olabilir. Bu da gayet normal diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün bir canlı yayında gelen diğer bir soru ise employment based green card hakkında bilgi verebilir misiniz diye bir takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyebilirim. Employment based green card demek iş yerlerinin, Amerika'daki firmaların yabancı profesyonellere pozisyon vermeleri, onlarla çalışmak istemeleri ve o pozisyon içinde Amerikalı başka birini bulamadıkları, bulamadıkları için de bu yabancı profesyonele green card verip onun kendileriyle çalışmasına imkan veren green card türüdür. Ve dolayısıyla bu var olan bir süreç uzun süredir. Burada önemli olan nokta sizin sponsor olacak firmayı buluyor olmanız. Size sponsor olacak firmanın var oluyor olması en büyük sıkıntı. Bu olduktan sonra siz çalışmaya karar verdiğiniz ve orada firma var, finansal durumu yerinde adım atabileceksiniz. Diğer gördüğünüz sorunlarda burada çok gördüğümüz şu oluyor. Firma sponsor olmak istiyor kişiye ama finansal durumunda problem var. Ve bu noktada çok dikkatli olmanız gerekecek. Hani başlarken bile sponsorluk işlemine gerçekten firmanın finansal durumu yerinde mi değil mi? Yerinde değil ise siz istediğiniz kadar bu çalışmaları yapın. Bu günün sonunda yeşil kartı alamayacaksınız. Ve bu noktada biz yaptığımız bu çalışmalarda yıllardır hep gördüğümüz önümüze bir dosya geliyor. Ya Ayhan Bey işte biz başlattık buradan yeşil kart dosyasını bir avukat yardımcı oldu. Ama alamıyorum. Niye alamıyorum? İşte finansal durumu yerinde değil. Finansal durumunun yerinde olmadığını aslında ilk adım atarken çok dikkat edildiği sürece tabii ki bir problem yaşama durumunuz ya da en azından bu noktada sıkıntı yaşamanız daha düşük olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ama şunu söyleyeyim. Burada önemli olan nokta employment based green kartlarda iş yerlerinin sponsorluğu sayesinde alınacak green kartlarda önemli noktalar size iş yeri sponsorluğunu yapacak bir firmanın olması, firmanın finansal durumunun yerinde olması, sizin eğitiminizin ya da tecrübelerinizin o firmada çalışmaya yeterli uygun olması, diğer bir durum ise sürecin başlatılıp sonlandırılmış olması. Tabii siz Amerika'daysanız bütün bu süreçlerde yasal oluyor olmanız da diğer önemli bir durum olacaktır. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Babama green card çıktı, babam emekli, lise mezunu değil. Serbest meslekten, çiftçi bağ kurumundan emekli,
Fakat benim abim Amerika'da yaşıyor ve green card sahibi. Ayrıca babamın Amerika vizesi var. Acaba mülakatta sıkıntı çıkar mı diye bu takipçimiz soruyor. Anladığım kadarıyla babanıza yeşil kart çıkmış durumda çekilişten. Kendisinin lise eğitimi yok ama emekliliği var. Dolayısıyla belli bir alanda bir tecrübesi var. Eğer babanızın tecrübeleri özellikle en az 5 yıl bir alanda, bir meslek anlamında, skill anlamında, bir meslek anlamında, yeterlik anlamında bir tecrübesi var ise o zaman kendisi eğitim üzerinden değil, iş yani çalışma geçmişindeki ve becerisinden dolayı kendisi yeşil kartı hak kazanabilecek. Tabii bu noktada neden emekli değil bunu görmek gerekecek. Oradan hak kazanabilecek. Tabii abinizin yeşil kart sahibi oluyor olması ona artı bir durum değil çekişten green karta giderken ama ek bir finansal sponsorluk anlamında faydası olacaktır. Dolayısıyla mülakatta bir sıkıntı çıkar mı noktasında çıkacak gibi gözükmüyor. Çünkü kendisinin bir emekliliği var. Belli bir alanda yıllardır tecrübesi olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu noktada sorun yaşama imkanı düşük gibi gözüküyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise Amerika'ya ilk gittiğimizde eşim yasal olarak iş bulup kalırsa ben Türkiye'ye gidip tekrar Amerika'ya gelebilir miyim diye takipçimiz soruyor. Siz turist vizesiyle bunu yaptığınız sürece, dolayısıyla turist vizenizi de ihlal etmediğiniz sürece eşiniz burada yasal anlamda bir statü değişikliği yapsa bile siz turist vizesiyle tekrar gelebilmenizde hiçbir engel olmayacaktır. Ama eşinizin tabii yapacağı statü değişikliğinden sonra siz herhangi bir statüye siz de geçeceksiniz. O zaman tabii ki o zaman siz de onun alacağı vizeye bağlı bir vizeye geçebilirsiniz. Yok, eğer siz sadece Türkiye'deki işlerinizden dolayı gelip gitmek istiyorsanız o zaman herhangi bir sorun yaşamadan turist vizenize gidip gelebileceksiniz. Evet, diğer bir takipçimizden bugün canlı yayında gelen soru ise şu yönde. Turist vizesiyle Amerika'ya geldikten sonra öğrenci vizesine çevirme sürecinde ülkede yasal olarak kalma süreci olan 6 ayı geçirme ihtimaline karşı turist vizesini uzatmalı mıyız diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi geçen yıldan itibaren göçmenlik dairesinin yaptığı yürürlükteki değişikliklerden bir tanesi de kişiler eğer burada öğrenci statüsüne başvuruyorsalar ve sizin örneğinizdeki gibi turist vizesinden ya da statüsünden öğrenciye geçiyor olacaksa kesinlikle alt statüsünü korumak zorunda. Dolayısıyla alt turist statünüzü uzatarak ta ki öğrenci başvurunuzun cevabını alana kadar korumanız gerekmektedir. Evet, turist vizesini uzatmalı mıyız deyip uzatmak zorundasınız. Yoksa öbür türlü öğrenci statü başvurunuz onay almayacaktır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Ben şu an Anadolu Lisesi'nde okuyorum ve üniversitede Amerikan Edebiyatı okuyup Amerika'da yaşamayı düşünüyorum. Sizce bu bölümü okursam green card alma oranını arttırır mı diye bu takipçimiz soruyor. Şimdi sizin Amerikan edebiyatını okumanız Amerika'da kalabileceğiniz anlamına gelmiyor. Siz Amerika'da kalabilmeniz için buradaki iş yerleri üzerinden sponsorluk alabilme noktasında okuduğunuz bu eğitimin sizi burada ne kadar işe sokacağına göre değişecektir. Yani bir Amerikan edebiyatı okuma noktasında ise hani normal özel firmaların sizi neden tercih edeceği noktasında belki biraz opsiyonlarınız ya da imkanlarınız kısıtlı olabilir. Dolayısıyla benim size tavsiyem eğer buradaki kalabilme noktasına bakıyorsanız o zaman daha böyle iş bulabilecek, daha da işverenlerin seni tercih edeceği bölümleri ve seveceğiniz bir bölümü tabii okumanızda fayda vardır deyip takipçinin sorusunu cevaplayayım. Yoksa sizin yeşil kart başvurunuzdaki, çekiliş başvurusundaki alacağınız green kartı kesinlikle edilecek bir durum değil. İster Amerikan Edebiyatı okuyun, ister başka bir bölüm okuyun. Oradaki kriterlerin içinde zaten şu anki var olan durumuyla böyle bir kriter bakılmıyor. Dolayısıyla üniversite eğitimi noktasında bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soru da şu yönde. Babama green kart çıktı. Eğer kazanırsa babamın üzerinden annem ve 21 yaş altı olan ben yararlanabiliyor muyuz diye takipçimiz soruyor. Eğer babanıza çıkan green kartı noktasında, babanıza green card çıktı, zaten yapılacak başvurularda hem kendisi, hem anneniz, hem de sizin için başvuru yapması gerekecek konsolosluğa. Ve bu başvuruları yaptıktan sonra üçünüz de, eğer onay alırsa babanız green kartı için, üçünüz de yeşil kartı alıyor olacaksınız. Anneniz eşi olduğu için ve siz de 21 yaşın altında olduğunuz için buna hak kazanıyor olacaksınız. Evet, bugün canlı yayında gelen diğer bir soruya geçiyoruz.
Green Card kazanıldığı zaman askerlik zamanında denk gelirse ne olur? Green Card yanar mı diye bir takipçimiz soruyor. Şimdi tabii şunu söylemek çok zor. Sizin askerlik noktasında ne zaman başlayıp askerliği ne zamana kadar yapacağınız önemli. Yoksa askerliği yapıyor olmanız, yapmıyor olmanız, o an askerde olmanız Green Card aldığınızda engel değil. Ama Green Card çıktı ve çalışmaları yaptınız ve konsolosluğa aldınız, randevuya gidemediniz ve süreci kaçırıyorsanız evet o zaman engel teşkil edebilir. Yoksa bu noktada bence zamanlamanızı düzgün yapıp ve ona göre ayarlarsanız hem askerliğinizi halletme hem de Green Card süreci için olacak görüşmenize gitmeniz mümkün olacaktır. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Türkiye'de İngilizce öğretmenliğini bitirdikten sonra Green Card çıkarsa orada öğretmenlik yapabilir miyiz? Diplomam Amerika'da geçerli olur mu diye takipçimiz soruyor. Şöyle söyleyeyim, sizin Türkiye'deki aldığınız eğitimin burada önce denkliğini alacaksınız. Ve ondan sonra öğretmenlik yapma durumunuzda yaşayacağınız eyaletteki öğretmen olabilme koşullarına göre değişecektir. Ve dolayısıyla örnek veriyorum, New York'ta bunu yapacaksınız. New York belki sizden yüksek eğitim yapmanızı isteyebilir. Belli kredileri tamamlamanızı isteyebilir. Onları tamamladıktan sonra size öğretmenlik yapabilme lisansını veriyor olacaklardır. Dolayısıyla eyaletten eyalete değişecektir. Green Card aldıktan sonra Türkiye'deki eğitiminizi burada denkliğini sağlattıktan sonra ek eğitim ya da çalışma yapıp yapmamanıza baktığınız sürece bir problem yaşamadan ilerleyebileceksiniz. Evet, diğer bir soruda canlı yayında gelen, Türkiye'de icralık olmam aile birleşiminde oturma vizesi almama bir engel midir? Hayır. Türkiye'deki icralık durumunuz özel bir durumdur. Cezai bir durum değildir. Medeni bir durumdur. Dolayısıyla bu borçtan dolayı siz Green Card'da da Amerika'ya gelme engeliyle karşı karşıya kalmayacaksınız deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ve programımızın son sorusuna geçiyoruz. Çünkü programımız bitti şu an. Son soruyu da alıp programımızı kapatacağız. Evet, turist vizesiyle Amerika'ya gelen kişi süre uzatması yapmak için bir gerekçe göstermeli midir? Hangi gerekçeler geçerli olabilir diye bu takipçimiz soruyor. Evet, kişi eğer turist vizesini uzatma başvurusunu yapacaksa gerekçe göstermesi gerekecektir. Bu gerekçesi seyahat amacıyla olacaktır. Turistik amaçlı olabilir. Değişik amaçlı da olabilir. Bir araştırma yapıyor olacaktır. Bu neyse geçerli olan süreci, yasal ve mantıklı olan durumu onun açıklamasını, gerekçesini sunmak zorundadır. Ve bu geçerli gerekçeyi sunarsa, örnek veriyorum, işte ben seyahat edeceğim, şuraları da göreceğim, görmediğim deyip başvurularını yaparsa bu noktada kendisini uzatması, alması mümkün olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.